dearest reader, it has been said that competition is an opportunity for us to rise before our greatest of challenges. This is the season the Viscount intends to find a wife. You honestly just did that. I believe I did. Ne yapsak da bugün Londra'ya uzanıyoruz. Çünkü Bridgerton'ın ikinci sezonu yayına girdi. Herkesin merakla beklediği bir diziydi. İkinci sezonda büyük değişimler var, onu baştan söyleyeyim. Ve sezonun bütün başrol oyuncuları ne yapsak da birazdan bizimle birlikte olacak. Ama önce muhteşem üçlü diyebilirim onlara. Jonathan Bailey, Simona Ashley ve Charitra Chadran bizimle. Bakalım ne yapsak neler anlattılar. Habertürk TV İstanbul stüdyolarından merhaba. Nasılsınız? Merhaba. Çok iyiyiz. Merhaba. Sizi görmek güzel. Thank you. Congrats. Teşekkürler. İkinci sezon için tebrik ederiz. Çok teşekkür ederiz. Çok teşekkürler. İstanbul'a hiç geldiniz mi? Hayır. Daha önce gelmedim. Listemizde var. Ben bir kez gelmiştim. Yeterince şanslıydım gelmek için. Çok güzel bir manzara vardı. Aynı zamanda misafirperverlik de birinci sınıftı. Oh, I hope so. Maybe belki gelecekte İstanbul'da görüşürüz. Kesinlikle çok isteriz. Evet, isteriz. Beni de yanına alması gerekiyor. Good. This question is for all of you. Senaryoyu okuduğunuzda sizi ne ikna etti? Bu rolü niçin kabul ettiniz? Ben gerçekten Kate'e bayılmıştım. Karakteri ve yolculuğu, aynı zamanda değerleri bana çok ilham verdi. Onun deneyimlediği iki farklı sevgi hikayesi vardı. Öncelikle kardeşiyle, Edwina ile olan durum vardı. Bunu ekrana taşıyabilmek gerçekten özel ve ilginç. Tabii ki Kate ve Anthony arasındaki hikaye de vardı. Metni okuduktan sonra çok sevdim. Got the material. I was invested. Yeah, I think you look for a character that's like aslında karakterlerin karmaşık olmaları insanı cezbediyor. Son derece heyecan vericiydi. Anthony'ye bakacak olursak pek çok deneyimlediği konu var. Karaktere bakıyorsunuz, hissediyorsunuz ve oynamak istiyorsunuz. Son derece memnuniyet verici bir deneyimdi bizim için. Aynı zamanda bir kardeş ilişkisi de var burada. Bana göre Edwina önemli bir durumda. Benim gibi pek çok kadın için ilham verici. Biz de benzer bir durumdayız. Sanki hala bir eş bulmak için yetiştiriliyoruz. Eğer genç kadınlara ilham veriyorsam, kendisini sevmesi ve keşfi onlara ilham vermemi sağlıyorsa bu benim için yeterli. Rolü bu sebeple kabul ettim. Then yeah, totally worth it. And that's what really convinced me to take the role. Yes, I see. How did you prepare for the role? Rolünüze nasıl hazırlandınız? Süreç nasıl ilerledi? Dans ve binicilik dersleri nasıl geçti mesela? Kamera arkasında eğlendiniz mi? Kesinlikle. Sahne arkası çok keyifliydi. It's incredible. And yeah, I mean we İnanılmazdı. Keyifli bir dizi için bu kadar çok fazla beceri elde etmeye çalıştık. İlk kez bir restoranda bir araya gelmiştik değil mi? Evet, videosu bile var. Biz de kimya testinden sonra bir araya geldik sanırım. Atış dersleri ve binicilik dersleri aldık. Tam da böyle başladı yolculuğumuz. İnanılmaz beceriler elde ettik. Bunları hikayeye yerleştirdik. Bilmiyorum, sanki biraz spoiler verdik ama her anın keyfini çıkardık. Öyle söyleyebilirim size. I see. Good experience for you. Anladım. Sizin için keyifli bir deneyim olmuş. Ben de Bridgerton'ı izlerken ilişkilerin ve evliliklerin o yıllara göre değiştiğini düşündüm. Özellikle de cinsiyet rollerinin. Bu konuda siz ne düşünüyorsunuz? Çok haklısınız. Toplum bugün 1814'e göre çok farklı. Ancak biz sürekli şunu vurguluyoruz. Dizideki bu kadınlar bu kadar katı bir sistemde, erkek egemen düzende bile nasıl özgürlüğü ve kendi yollarını bulabiliyorlar? Kısıtlanmalarına rağmen o kadar çok güçlü ve becerikliler ki, Portia Fedrington, Lady Danbury, Lady Bridgerton ve diğer kadınlar da bence çok güçlü. Erkeklerin de aslında yaşadıkları iç çatışmalar çok farklı. Bir eleştiri var aslında. Özellikle erkek egemen toplum eleştiri var diye düşünüyorum. Mesela Lord Bridgerton karakteri. En keyif aldığınız ya da en çok zorlandığınız sahneleri de merak ediyorum. Parkta ata bindiğimiz sahneler çok keyifliydi ve eğlenceliydi.
sürreal bir durumdu sanki. Bizim için harika hatıralar. Romantik bir hikaye çatısı olması inanılmazdı. Şahane anlar yaşadık. Yani soft komedi gibi aslında. Yüzüğün denendiği bir sahne vardı ve sen gelmiştin. Dramatik bir ironi var burada. Bence çok keyifliydi. Çok teşekkürler. Şimdi de ne yapsak da Bridgerton'da önemli karakterlerden biri Penelope'yi canlandıran Nicola Coughlan bizimle birlikte. Habertürk TV İstanbul stüdyolarından merhaba. Nasılsınız? Merhaba. İyiyim. Siz nasılsınız? Thank you. Teşekkürler. İkinci sezon için tebrik ederiz. Çok teşekkürler. İstanbul'a hiç geldiniz mi? Hayır ama gelmek çok istiyorum. Kesinlikle harika olur. İstanbul'u duyduğumda aklıma hep Eurovision geliyor. Senaryoyu okuduğunuzda bu rolü kabul etmenizi ne sağladı? Metni okuduğumda sanırım elimde 3 sayfa vardı. Çok az bir kısmı vardı. 20 denemeye girmiştim. Bir denemeden sonra bana rol önerildi. Çok şaşırdım. Tamam dedim. Böyle bir platformdaki bir seriye hayır diyemezsiniz. Rüya gibi bir iş bu. Ve zaman geçtikçe ne kadar harika bir rol olduğunu da anladım. Rolünüze nasıl hazırlandınız? Süreç nasıldı? Mesela dans ve binicilik dersleri için nasıl bir eğitim süreci geçirdiniz? Çok keyifliydi. Dans derslerine bayıldım. Jack Murphy adında harika bir koreografımız vardı. Harikaydı. Tüm inanılmaz sahneleri o gerçekleştirdi. Birinci sezonda bir dans sahnem vardı. İkincide de bir tane vardı. Dizideki en sevdiğim sahneler de bunlar zaten. Peki en keyif aldığınız ya da en zorlandığınız sahneler hangileriydi? En keyifli sahnelerden biri kesinlikle birinci sezondaki Eliuzi oynayan Claudio Jesse ile olan sahnem. Penelope ve o konuşuyorlardı. İlişkileri çok güzel, birbirlerine çok dürüst davranıyorlardı. Dolayısıyla çok güzel bir andı. Bu kısım çok hoş yazılmıştı. En zorlu sahnelerden biri ise bence son bölümdü. Çünkü hikaye Penelope için gitgide daha stresli bir hale geliyor. Şimdi spoiler vermeyeyim ama zordu. Size göre Bridgerton bugünkü evlilikler, ilişkiler ya da nişanlı olmakla ilgili ne söylüyor? Bence çok fazla şey söylüyor aşk ve ilişkiyle ilgili. Garip bir biçimde bunu yapıyor. Çünkü toplum değişebilir, tarih değişebilir ama insanlar aynı kalıyor. Dolayısıyla bu kadınlar o dönemde çok fazla seçeneği olmayan kadınlar. Kimlerle evlenmek istediğine ya da nasıl bir hayat sürdürmek istediğine kadınlar karar veremiyordu. Evlilik en önemli şeydi onlar için. Ama Penelope çok modern birçok açıdan. Çünkü aslında bir kariyer sahibi olmak istiyor, yazmak istiyor, bir dedikodu köşesi hazırlamak, para sahibi olmak istiyor. Hem de evlilik ve aşk da istiyor. Bence Penelope pek çok kadın için tanıdık. Her şeye sahip olmak istiyor. 200 yıl öncesinden gelmesine rağmen bence onunla ilişki kurabileceğimiz çok fazla konu var. Belki de bir gazetecidir diye düşünüyorum. Kesinlikle bir gazeteci. Katılıyorum. Zaman ayırdığınız için teşekkür ederiz. Umarım sizi gelecekte İstanbul'da ağırlarız. Ben de çok isterim. Çok teşekkürler. Teşekkürler. Görüşmek üzere. Görüşürüz. Sıra geldi Bridgerton ailesinin iki erkek kardeşine ve gerçek hayatta da ikisinin adı da Luke bu arada. Luke Newton ve Luke Thompson bizimle birlikte. Bakalım onlar neler söyleyecek yeni sezonla ilgili. Öncelikle ikinci sezon için tebrik ederiz. Teşekkürler. Bu yıl bunu herkesle paylaşabilmek çok güzel. Daha çok açık bir biçimde paylaşıyoruz. Geçtiğimiz yıl salgın vardı. Biraz daha zordu. Şimdi artık sezonu uygun, keyifli olarak kutlayabiliyoruz. Daha önce Türkiye'ye geldiniz mi? Hayır. Ben bir kez geldim. Bir aile tatiliydi. Güzeldi. Ne zaman nereye gittin? Hatırlıyor musun? Hatırlayamıyorum. Nerelere gidilebilir? İstanbul olabilir mi? İstanbul olabilir. Yani oradan uçmuştum. Çok güzel bir havaalanıydı. Aile tatiliydi ve arkadaşlarım da benimle birlikteydi. Harikaydı. Belki bu yıl ya da önümüzdeki yıl bizi ağırlamak istersiniz. Kesinlikle, umarım. Çok isteriz.
Teşekkürler. Thank you. How did you prepare for the role? How was the process for you? Rollerinize nasıl hazırlandınız? Çeşitli dersler aldığınızı biliyorum. Ayrıca kamera arkası keyifli miydi? Evet, çok keyifliydi. Oyuncu olarak farklı beceriler elde etme şansınız oluyor. Mesela kırsalda her hafta ata binmek gibi. Geçen yılda farklı derslerim vardı. Bu yıl eskrim dersleri vardı. Çok keyifliydi diye düşünüyorum. Bunu yapabileceğiniz, çeşitli beceriler elde edeceğiniz başka bir iş yok. Biraz ikna edici gözüksün değil mi? Zorluydu tabii. Bu yıl dans provalarımız vardı. Mesela balo salonlarından birinde dans etmiştim. Sen ilk sezonda etmedin değil mi? Benedict yapmamıştı. Hayır, etmedim. Aslında bu sezonda özel bir an vardı. Kadroda bulunan pek çok kişi zaten sahnede yer alıyor, dans ediyor. Dolayısıyla bunu çekmek iki gün sürdü. Sonradan ekranda izlemek çok özeldi. Röportaj için teşekkür ederiz. Teşekkürler. Teşekkür ederim. Tanıştığımıza memnun oldum. Ve şimdi de Bridgerton'ın en güçlü kadınları bizimle birlikte. Ruth Gamble, Adjoa Ando ve Golda Rochevel. Bakalım yeni sezonla ilgili neler anlattılar, neler söylediler. Özellikle de kadının toplumdaki yeriyle ilgili ve son yüzyıldaki değişimiyle ilgili önemli açıklamalarda bulundular. İzleyelim. Size göre Bridgerton bugünkü dünya ile ilgili, yani evlilikler ve ilişkilerle ilgili ne söylüyor? Nasıl bir mesaj veriyor bize? Bence biz 21. yüzyılda modern olduğumuzu düşünüyoruz ve hayatla ilgili pek çok seçimimiz olabilir diye hissediyoruz. Ama evlilik, ilişkiler hala hayatın büyük bir parçası. Aileler bir araya geliyorlar. Hayatımızın önemli bir olayı. Dünyada pek çok kişi için de bu böyle. Yaklaşımımızın dürüst olması son derece önemli. Tüm bu özgür kadınlar aslında tam da böyle yaşamak istiyorlar. Kendinizi, duygularınızı ne kadar gerçek anlatıyorsunuz? Başarılı bir evliliğin sırrı bu. Dürüst olmazsanız başarılı bir evlilik olmayacaktır. Başarılı bir evlilik keyifli bir şey. Başarısız bir evlilikse çok yalnız bir alan yaratabilir. Bence 21. yüzyıl ya da 18. yüzyıl İngiltere'si ve yer fark etmez. Gerçekler her zaman aynı. Aslında bu tüm ilişkiler için geçerli. Kardeşlik, dostluk, arkadaşlık, hayat ortaklığı. Tüm bunları kapsıyor. Kendinize karşı dürüst olmanız gerekiyor. Birbirinize saygı duymanız gerekiyor. Dürüstlük son derece önemli. Bunlar iyi ele almamız gereken konuşmalar. That's good conversation to have. Golda, sen ne düşünüyorsun? Evet, kesinlikle kızlara katılıyorum. Bence aşk, insanlık, zayıflıklarımızı kabul etme konularında iletişim çok önemli. Geçmişte olduğu kadar bugün de son derece önemli konular bunlar. Bridgerton'ı izlerken ilişkilerin ve evliliklerin çok değiştiğini düşündüm. Özellikle de cinsiyet rolleri konusunda. Sizin bu konuda fikirleriniz nedir? Bence şovumuzdaki kadınlar bizim üç karakterimiz gibi kadınlarla Polly Walker, Lady Featherington oynuyor biliyorsunuz. Tüm bu kadınlar aslında dünyada hareket etmeye çalışıyorlar. Yanlarında bir eş olması yerine kendi başlarına bir şeyler yapmaya çalışıyorlar. Kadınların sosyal, yasal gücünün olmadığı bir dünyadan bahsediyoruz. Kadınlar o dönemde mülk sahibi olamıyordu, oy kullanamıyordu. Babalarından eşlerine geçiyorlardı, sanki bir mülk gibi. Tüm dünyadaki kadınlar benzer durumda olabiliyor. Bugün bile bu böyle. Bu kadınların zekasını kutlamamız gerekiyor. Bir dünyada yumuşak gücü kullanarak, becerikli yollar kullanarak, sanki su içinde akar gibi yollarını bulmaya çalışıyorlar. Dünyada bir şeyleri başarmaya çalışıyorlar. Bundan çok keyif aldık. Stratejileri, güzellikleri, zekaları, esneklikleri son derece önemli. Hayatta kalıyorlar ve korkusuzca aşık oluyorlar. İnsanları seviyorlar. Onlara zarar veren kişilerle mücadele ediyorlar. And they will fight off anyone who wishes to cause harm to them. And matriarchs throughout society have always sort of Topluma bakacak olursak her zaman bir şeyleri kontrol etmeye çalışıyor. Bunu kabul etmese bile toplumun bir kontrol yolu var. Bizim karakterimiz de bunu yapıyor. Mesela benim oğlum evin başı olduğunu söylüyor ama ben onu kontrol edebiliyorum bir şekilde. Bu kadınların bunu yapması önemli. Bu yaştaki kadınların seslerini duyurması epey önemli. Bizim sesimiz var. Bu son derece güzel. Bunu görmek güzel. Because we have a voice, so that's quite lovely.
Röportajlar için çok teşekkürler. Umarım gelecekte İstanbul'da yüz yüze görüşürüz. Paul Walker ve Bessie Carter. Bakalım onlar ikinci sezonla ilgili neler anlatacak. Daha önce Türkiye'ye geldiniz mi? Evet, geldim. Dalyan'a gelmiştim. Dalaman'a yakındı sanırım. 3 ya da 4 kez geldim. Aile olarak geliyorduk. Çok güzeldi. Belki gelecekte yine gelme fırsatınız olur. İlk haberi olan siz olacaksınız. Öncelikle şunu sormak istiyorum. En keyifli sahneler hangileriydi? Hangi sahneler sizi zorladı? Ne dersin? En keyifli olan, bu sezon içinde çok da fazla açıklayamayacağım bir akşam yemeği sahnesi var. Ondan çok keyif almıştım. Kötü gözüken insanlar bir araya geliyor. Fısıldayarak konuşuyorlar. Bence balolar zorluydu. Çünkü 3-4 gün sürüyor baloları çekmek. Uzun sürüyor o günler. Yani evet, rahatsızsınız o giysilerin içinde. Balolar oldukça zorlu geçti. Bridgerton'ı izlerken ilişkilerin ve evliliğin çok fazla değiştiğini düşündüm. Özellikle de cinsiyet rolleri çok değişti. Siz ne düşünüyorsunuz? Kadınların erkekler kadar güçlü hale gelmesi çok önemli bence. Dünyanın bu şekilde evrilmesinde itici güçler. Ama bazı durumlar hala aynı. Yani o dönemde kapalı kapılar ardında oluyordu bir şeyler. Aynı olan durumlar yine söz konusu. Kadınlar güçlüdür. Women rule. Yes, I think bence de öyle. Röportaj için çok teşekkürler. Sizi İstanbul'da görmeyi umuyoruz. Teşekkürler. Teşekkürler. Evet, son olarak da Bridgerton'ın yapımcısı ve daha pek çok da dizinin yapımcısı Chris Van Dusen bizimle birlikte yapımla ilgili çok önemli detaylar verdi. How was experience the life in the past? Sizin için geçmiş zamanı tasarlayıp onunla yaşamak nasıldı? O zamanlarda yaşamak ister miydiniz mesela? Neleri sevdiniz? 18. yüzyılda Londra'da nasıl yapardım, nasıl yaşardım bilmiyorum. Su sıkıntısı problem olurdu. Hayatımda yalnızca bir kez ata bindim. Çok da keyifli bir deneyim değildi. Dolayısıyla muhtemelen çok da keyif almazdım orada yaşamaktan diye düşünüyorum. Ama seriye baktığımızda özellikle hikayeye modern dokunuşlar getirmeye çalıştık. Yaptığımız her şeyde modernite var. Oyuncu seçiminden tutun da sahnelerin görünümü ve karakterlere kadar. Burada taze, yeni, orijinal bir dokunuş getirmeye çalışıyoruz. Dönem işlerine. New original spin to the genre of period. Bridgerton deneyimi için neler söylemek istersiniz? İnanılmazdı. Hiç bu kadar başarılı olacağını düşünmezdim. Platformda İngilizce konuşulan diziler içinde tüm zamanların en çok izlenen dizisi konumundayız. Bu beni çok şaşırtıyor ve gururlandırıyor. İş tüm dünyada kabul gördü. Kulağa sürreal geliyor. Caps'lerde, sosyal medya sitelerinde, parodilerde var. Tüm bunlar serinin gerçekten bir fenomen haline geldiğini gösteriyor. Bu çok heyecan verici. Röportaj için çok teşekkürler. Teşekkür ederim. Sizinle konuşmak büyük bir keyifti. Evet, Bridgerton dizisinin yeni sezonunun neredeyse tüm oyuncuları bizimle birlikteydi. Ma ile Bridgerton'lar ne yapsak daydı. Önümüzdeki günlerde ne izlesek diyorsanız Bridgerton'ın yeni sezonu, ikinci sezonu Netflix'te. Eğitim, Kültür ve Araştırma Vakfı, resim ve şiir motiflerindeki yanılsamayla bir araya getiren Zeynep Öztürk'ün Bakarken iki isimli resim sergisine 9 Nisan 7 Mayıs tarihleri arasında EcoArt Galeri'de ev sahipliği yapmaya hazırlanıyor. Öztürk'ün 3. kişisel sergisi olan Bakarken 2, Anadolu'da yetişen 14 farklı çiçeğin hikayesini sanatseverlerle buluşturuyor. Kara komedinin gerilimle buluştuğu Baba Sahne'nin yeni prodüksiyonu Taksim, Nisan ayında tiyatro severlerle buluşmaya devam ediyor. Şevket Çoruh, Ozan Güven, Mert Asutay, Nergis Çorakçı, Seçkin Özdemir, Ömür Arpacı, Rüya Demirbulut, Ahmet Balta, Kemal Yazıcı ve Cem Evsen'in birlikte rol aldığı oyun 21, 22, 23, 24, 27, 28, 29 ve 30 Nisan'da Baba Sahne'de perde açıyor. İpek Dube'nin 40 yılı aşan pratiğini yansıtan ve sanatçının üretimine yeni bir bakış sunan en kapsamlı sergisi 8 Mayıs'a kadar uzatıldı. Sanatçının 1980'lerin başındaki resim ve desenlerinden 2020 tarihli Melekler ve Soytarılara kadar birçok işini yeniden değerlendiren sergi Salt Beyoğlu'nda pazartesi hariç her gün ücretsiz ziyaret edilebilir. I love listening to music in all kinds of environments.
The Beatles'ın şarkısı Strawberry Field Forever 55. yıl dönümünü kutlamak için ve grubun ikonik One adlı albümünün Special Audio ile yayınlanışı sebebiyle Grammy ödüllü yapımcı, söz yazarı, besteci ve enstrümantalist Gilles Martin, Apple Music'ten Zane Lowe'a konuk oldu. Martin programında 3D ses deneyimlemeyi sağlayan Immersive Audio teknolojisiyle efsane bir albümü bir araya getirirken yaşadığı hikayeleri, yeni teknolojinin müziği yaratma ve ondan keyif alma aşamasını nasıl değiştirdiğini, prodüktör babasının ve The Beatles grubunun yeni nesil gruplara nasıl etkileri olduğunu paylaştı. Yapımcı, "Tüm sorumluluğun bana verildiğine inanmakta hala güçlük çekiyorum. Hayatımda Beatles'ı mixleyeceğimi ya da remixleyeceğimi hiç düşünmemiştim," diye konuştu. Dünyanın en iyi sanatçılarıyla çalışan, prodüksiyon, televizyon ve film işleriyle eleştirmenlerden övgü alan Martin'in, çalıştığı prodüksiyon ve mix işlerinden bazıları arasında The Beatles, Paul McCartney, Elton John, Elvis Costello, The Rolling Stones, Kate Bush gibi isimler var. Beatles'ın ikonik albümü One ve Strawberry Fields Forever, Special Audio ses kalitesinde Apple Müzik'ten dinlenebilir. Melike Şahin ve Ah Kozmos, Ukde'den sonra ikinci ortak çalışmaları mirası, Gülbaba Records etiketiyle tüm dijital platformlarda hayranlarının beğenisine sundu. Sözleri Melike Şahin'e, prodüksiyonu Ah Kozmos'a ait şarkıyı Ah Kozmos, Melike Şahin ve Övünç'ten beraber besteledi. Beş gün süren yol bisikleti kampı Boost Camp Marmaris'te tamamlandı. Yerli ve yabancı 200 katılımcı 9 farklı rotada 580 kilometre sürüş gerçekleştirdi. Bu sene ilk defa Türkiye'de düzenlenecek olan ve adını bisiklet yarışlarının en zor etabı olan Kraliçe'den alan Santini Queens of the Asian Boost Race bisiklet yarışı ise 29 Mayıs'ta Marmaris'te gerçekleşecek. Müjde Alganer'in güçlü kalemiyle okuru sarsıcı bir yolculuğa çıkaracağı Hakikatler Kulübü ismini verdiği yeni kitabı Artemiz Yayınları etiketiyle okurlarla buluşturdu. Philip Girard tarafından yazılan ve çizilen, Mahir Ünsal Eriş tarafından dilimize çevrilen Leonard Cohen, Teldeki Kuş, Kara Karga Yayınları etiketiyle çıktı. Leonard Cohen'in yaşamının son gecesinde iniş çıkışlarla dolu hikayesine tanıklık ettiğimiz çizgi romanda Cohen'in yolunun kesiştiği müzik dünyasının önde gelen isimleriyle de karşılaşıyoruz. Uçan Fil, Kötü Kedi Şeker Sevmiyor, Kötü Kedi Video Oyunlarını Sevmiyor ve Orman Olmak kitaplarını çocuk okurlarla buluşturdu. Min Jun Lee'nin birçok dile çevrilen, diziye uyarlanan ve uluslararası çok satan romanı Pachinko, Epsilon logosuyla Türkiye'deki kitapseverlerle buluştu.